Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz günlerdir hepimiz evlerimizde koronavirüs sebebiyle sosyal hayata getirilen kısıtlamalar sebebiyle herkesten uzak, kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı için izole bir yaşam sürüyoruz. Sevdiklerimizin yanına gidemiyoruz, onlara dokunamıyoruz, onları öpemiyoruz, onlarla vakit geçiremiyoruz. Mayıs ayının ortalarından itibaren ülkemizde vaka sayısının azalmasıyla birlikte sosyal hayata getirilen kısıtlamalar da yavaş yavaş azaltılmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde AVM'ler açıldı, kuaförler açıldı. Haziran'ın başı ile birlikte de bazı bölgelere seyahat kısıtlamaları yavaş yavaş kaldırılmaya başlıyor. Ama seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte de Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen HES kodu altında yeni bir uygulama hayatımıza giriyor. Bundan böyle bilet alırken size HES kodu soracak. HES kodunuz yoksa check-in yaptıramayacaksınız. Şehirler arası tren ve uçak yolculuğu yapamayacaksınız. Eğer seyahat etmek istiyorsanız HES kodunuzun olması gerekiyor. Peki nedir bu HES kodu? HES kodunuzun olması, ben hasta değilim, hasta birisiyle temasta bulunmadım ve benimle birlikte seyahat edecek yolcular için risk taşımıyorum anlamına geliyor. Seyahat etmek istiyorum, HES kodum yok, nasıl edinebilirim? İki yolla HES kodu edinebiliyoruz. Birisi 2023'e SMS göndererek, diğeri ise akıllı cep telefonlarımıza Hayat Evesar uygulamasını indirerek. Ben Hayat Evesar uygulamasını daha önce yüklemiştim. Ancak size nasıl yapacağınızı göstermişken uygulamayı kaldırdım ve şimdi yeniden yüklüyorum. Play Store'a geliyorum. Hayat Evesar yazıyorum. Ardından yükle diyorum. Uygulamamız yüklendi. Aç diyorum. İlerle diyerek ana ekrana kadar geliyorum. Uygulamanın doğrulanması için cep telefon numaranızı girmenizi istiyor. Cebinize gelen kodla telefon numaranızı doğruluyorsunuz. Hesabım doğrulandı. Konum servislerini ve Bluetooth'u açmanızı istiyor. Onlara izin veriyorum. HES kodu almak için HES kodu işlemleri bölümüne tıklıyorum. Ve yeni kod ekli diyorum. Süreli veya tarih seçerek kod alabiliyorum. Süresiz diyelim. Tarih belirtmeyelim. Ve kodum oluştu. HES kodu güvenlik açısından risk teşkil ediyor mu? Hayır, etmiyor. Çünkü bu size özel oluşturulmuş sabit bir numara değil. Her defasında değişen bir numara. Her seyahatiniz için ayrı bir HES kodu alabiliyorsunuz. Bu kodlar TC numaraları gibi sabit numaralar olmadığı için güvenlik açısından endişe etmenize gerek yok. İstersem şimdi ben bu kodu silip yeni bir kod oluşturabilirim. Yeni kod oluştur diyorum. Bu defa tarih seçelim. Mesela Haziran'ın 18'inde başlasın benim kodum. Saat kaçtan başlasın? Sabah 8'de başlasın. 8'den itibaren geçerli olsun. 18 Haziran'da sabah 8'den itibaren geçerli bir kod alıyorum. İstersem koda isim de verebilirim. Tatil kodum diyelim mesela ismine. Tatile giderken kullanacağım. Gördüğünüz gibi yeni kod oluşturdu. SMS yoluyla HES kodu almak içinse HES yazıyoruz. Boşluk bırakarak TC kimlik numaramızı yazıyoruz. Yine boşluk bırakarak kimlik kartımızın seri numarasının son 4 hanesini yazıyoruz ve kodumuzun kaç gün geçerli olmasını istiyorsak onu yazarak 2023'e mesaj gönderiyoruz. Bu yolla HES kodunuzu oluşturduktan sonra artık seyahat edebiliyorsunuz. Ama eğer COVID'li bir hastayla temasınız olmuş veya testleriniz pozitif çıkmışsa HES kodu alamıyorsunuz ve seyahat edemiyorsunuz. Ben biletimi aylar öncesinden aldım. O zaman ne yapmalıyım? Yine SMS göndererek veya uygulamayı kullanarak HES kodu almanız gerekiyor. Çünkü HES kodunuz olmadan check-in yaptıramıyorsunuz. Uçağa ve trene binemiyorsunuz. Peki HES kodum yok. Seyahat edebilir miyim? Evet, kendi aracınızla seyahat edebilirsiniz. Ama uçak ve tren gibi toplu taşıma araçlarını kullanamazsınız. Sağlıklı günlerde ve yeni videolarda görüşünceye kadar hoşça kalın. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.